Günaydın. Bugün Vadi İstanbul'daki yazılım mühendisliği işimdeki son günüm. O yüzden bugün Vadi İstanbul'a son kez gideceğiz iş anlamında. Ve orada işteki son günümü sizle birlikte paylaşacağım. Aynı zamanda bugün İstanbul'da hava 40 derece. Evet, Adana'ya göre çok fazla olmayabilir ama şu hafiften şöyle başladı sıcaklık kendini göstermeye. Ben de bakalım şimdi hazırlanıp yola çıkacağım. Aslında rotamızda sabah bir havuz vardı, ona gidecektik. İşten önce havuza gidip iş saat 10'da başladığı için o arada es geçirmeyi seviyordum. Çünkü gün sonunda bir şey kalmıyor açıkçası. Ama onu da es geçtim. Bugün havuz yok, direkt işe gideceğiz. Hadi İstanbul'daki size ofisi göstereceğim. Neler yaptığımı göstereceğim, ekip arkadaşlarımı göstereceğim ve oradaki son günümü de sizle birlikte paylaşmak için bu videoda sizlerle birlikte olacağım. Tabii ki iş serüvenimi, neden ayrıldığımı ve neler bizi beklediğini haftalık sohbet rapor yaptığımız bu videoda sizlerle paylaşacağım. O halde hazırlanayım ve yola çıkalım. Evet, hazırlanıp dışarı çıktık. Hava gerçekten de çok sıcak İstanbul'da. Bu süreç doğrultusunda şimdi Vadi İstanbul'a doğru gidiyoruz. Şöyle bina gözüküyor zaten. Gördünüz mü? Oradaki ikiz kuleleri gördünüz mü? Bilmiyorum ama işte şimdi oraya doğru yola çıkıyorum. Otobüse gideceğim. Genelde zaten hep oraya da otobüse gittim. Başka bir ulaşım aracı yok çünkü. Şimdi İstanbul'da yaşayıp da 41Y veya 50D'ye binenler varsa benim ne çektiğimi biliyordur zaten. O otobüs 40 yılda bir gelen bir otobüs olduğu için 41Y demişler. Şu anda genel olarak binmeye gideceğim. Bakalım, çok heyecanlıyım. Bu otobüsü bayağıdır da bilmiyorum açıkçası. Yani bir haftadır zaten ayrılma süreçleri başlatmıştık. Sadece bu gün son kez gidip 4 aylık bir sürecin sonunda eşyaları teslim edip çıkacağım. Evet, şimdi otobüsten indim. Hemen Türk Telekom Arena'nın oradayız. Ofiste şu yeni açılacak TZN Burak'ın karşısında. Yani üstünde. Kartı unutmuşum. Ofis kartını unutmuşum. O yüzden biraz şey olacak. Hemen kart alıp ofise girip bilgisayar kurulumunu yapıp sizlerle birlikte güne başlayalım bakalım. Nice. Evet. Evet hocam. Gene. Aha. Bu böyle mi çalışıyormuş bu? Böyle çalışıyor aslında. Okey, okey. Evet, duruyorsun. Evet, bir molasını da çay molası evet. Verelim inşallah. Evet hocam. Ya Vadi İstanbul. Vadi İstanbul tur olacak. Evet. Başlığa yazarsın Vadi İstanbul diye en azından. Yok, işten ayrıldım diyerek. Daha da ayrıldım. İşteki son günüm falan diyelim. Peki. Severiz. Ben bu şeyi anlamıyorum. Bu tavizi anlamıyorum. Vallahi. Harika. Gene geldi Burger'e. Burger King'in çok güzel bir menüsü gelmiş. Reklamında oynayacağız ya. Çok güzel seçim aşamasında şu an. Ne yiyoruz hocam? Soğan yemiyoruz. Big King. Klasik Big King'imizi alıyoruz. 3,5 senedir olduğu gibi. Her gün yemiyorum ama. Şuradan daha net çıkıyor galiba. Bunu da dokuna dokuna ne hale getirmişler abi. Değil mi? Güzel bir hizmet değil mi? Bu hizmet hakkında ne düşünüyorsun peki hocam? Yani bu bir hizmet değil aslında. Önceki bir hizmetti. Ben hizmet vermiyorum. Burger'a sormak lazım yani. Ama daha hızlı bence böyle. Yemek kartı. Evet. İnşallah bir noktada bir kartla ödeme yaptığımız değil de oturup yediğimizde fişini götürebildiğimiz bir işe geçeriz yani. He, çok mantıklı, evet. Wolf of Wall Street izleyenler anlar. Tık da yavaş galiba. Multinus seçince hoşuna gitmedi abi. Kostun mu şuraya? Ha, burada zaten şey yapmış. Ben bunu bekliyorum nedense. İstirham ediyorum burada. Özür dile. Kasaba özür dilemiz gerekiyor şu anda. Bekliyormuşum. Anlama koyuyor. Hadi hayırlı olsun, abi basın. İyi günler, iyi günler, iyi günler. Evet. Buyurun. Onu da mı alıyorsunuz? Ya bak, bu da ikinci kez yapıyor. İkinci kez oldu hocam. Abi fişeyi ama nasıl alacağım? Almam lazım. Şunu alsam yeter. Kusura bakmayın ya, böyle bir şey oldu. Evet, şimdi bir yemek faslından sonra bir tatlı faslı olarak
Bağcistan nasıl eve geldik? Çok yoğun bir şekilde telefonla oynayan bir Bağcistan'ı kullanıyor. Kontu geri silemeye çalışıyor. Bu işlerin de zorluğu burada yani. Sürekli milyon dolarlarla hesaplara. Benim bakacaklarım. Bilmiyorum. YouTube değil mi? Şey gibi oldu. AK Parti başta yardım aldığı için şeyi söyleyemiyor ya. Evet. O oy toplamak için yerlerim şeylerle kapatma oldu. Onun gibi oldum bir anda. YouTube. Ya neyse. Müşteri para at. Aşırı kalitesiz ekran kurucusu hiç değişmemiş. Sıfır kasa bir telefonla şu an görmeye çalışıyorsun. Suratımın ortasında böyle bir yara izi yok yani. Ekran kurucunun. Dedim ki bağıştırdım sen buydun. İleride çok para kazanacağımız yok da bir gün olursa bunu unutma. Niye bunu koyayım dedim. Kendi çocukluk fotoğrafını koyacaktım. Yani tekme yazacaktım. Sen niye yeni sipariş verdin? Yok ben aynısını söyleyecektim. Değil mi? Hızlı oldu. Hissettim. Hissedim. Bugün hava 40 derece. Hissedilen mi? Bayağı hissedilen değil. Termometrenin ölçtü. 40 derecelik bir hayattan bahsediyoruz. Termometreler 40 dereceyi gösteriyor. Termometreler yanmış. Ölçsün diye termometre koyduk. Termometre yandı. Lan nefes almak da bir insan zorlanır mı ya? Oh. Ben bu yüzden bugün ofise geldim. Aslında ofiste klima var diye itiraf edeceğim. Evde biliyorsun çok katı geldi, zorlanıyorum. Zin var ya ne pişiyor ya. Soğukta alt kat üst kat açınca senin evinde ısınıyor. Lan sanki alt kat ve üst kat klima açınca senin evde soğusaymış ama. Alt kat keşke evde olsa. Gitmiş haberim yok. İş hayatına yakışmayan hareketler bunlar. Nerede profesyonellik? Başka iş yapıyor. Her şey. İş birliği yaptığınız insanlarda. Her gün sonra sabah yapmanız gerekiyor yani. Herkese oynuyor musunuz peki? Yani aslında oynamak isteyen ünlü herkes oynuyoruz yani. Ama bedava oynamayız. Ama söyleyelim yani. Ve tek oyun. Tek oyun. Tabii ilk oyunu öyle geçsin. Aynen. İlk oyunda kesin koyarım yani. O yüzden tek oyun bizim olsun. Şey tek olsun bizim olsun. Şampiyonlar Ligi'nde iki maç mı atılıyor? Ooo. Yani. Gayet revanşlı maç yapılıyor aslında. Adetli oynayacaksan çok maç yapacaksın. Ben ama yine de revanşlı maçlarda kullanılıyorum. Revanşlı maçlarda bir iddiasına girmem. Evet, buradaki işimizin de son dakikalarına geldik. Bu şirkette de artık yazılım mühendisi olarak çalışmayı bırakıyorum. 4 ayım boyunca mikroservis mimaride çalıştım. İçerisinde Testify deneyimlerimi ve UJS deneyimlerimi bayağı geliştirdiğim projeler oldu. Tevin CSS kullanımını yine üzerine bir şeyler ettim diyebilirim. Setup'ım bu şekildeydi. Ve buradaki setup'la birlikte 4 ay boyunca güzel bir çalışma cismi yakaladım. Tabii ki burada azandığı deneyimler, özellikle çift monitör çalışma mantığının da önemli olduğunu biraz daha gördüm bu işi hızlatmada. Gerçek iş stratejileri ve ekip çalışması olayının daha içerisinde bulunduğu bir süreç oldu. Ve bugün itibaren başka işlerde, başka yerlerde çalışmaya devam edeceğiz. Süreç sürekli gelişen bir süreç. Rakip çok, piyasa çok hızlı. Ben buradan tabii ki işlerimin doğrultusunda yeni yerlere geçerek, kendimi bir şekilde daha iyi geliştirerek güzel yerlerde bir mezun sonrası çalışma hedefim vardı. Çünkü bir kere mezun olduktan sonra sizi şirketlerin alma kapasitesi biraz daha fazla. Hani çünkü küçük yaşta alınan öğrenciler ya da alınan yeni mezunlar daha kaliteli işler yapabiliyor. Ve bu fırsatları değerlendirmek gerekiyor yeni fırsatlar açısından. Burası özel bir sektördü. O yüzden güzel dostluklar kurduğum, ilişkiler kurduğum bir şirketti burası. İş anlamında da bu şekilde olması gerekiyor. Dostluklarım çok iyi kazandım. Burada herkes alanında yetkin insanlar, yazılım anlamında çok fazla ekip arkadaşım olmadı burada. Ama hali hazırda çok güzel insanlar tanıdım. Kendi işimde üstüm.
Onlarla birlikte kendi deneyimim, ben işlerimi anladım. Bu bir sektör. Buradaki emlak sektöründeki yazılımla alakalı içerikleri biraz daha öğrenmiş oldum tabii ki. Sonuçta her gittiğinizde de tecrübe katıyorsunuz kendinize. Hayat devam ediyor. Ve bu serüven de burada bu şekilde tamamlandı. Kendi bilgisayarımla çalışıyordum. Kendi bilgisayarımda buradan sigaret alıp gitme yerine gidiyoruz. Ofiste herkes erken çıktığı için ben tek şu an şöyle bir tane göz damlası var bende bir tane. Böyle gözlerim çok kurursa bundan pıt pıt koyuyorum. Bu da benim öyle bir tane şeyim var. Çok güzel mantıklı bir alet. Stand diye geçiyor. Mac standı. Burada bu şekilde böyle bir Mac'imiz. 13 inç M1. Bugün şu dönüştürücüyü kullandım. Bu dönüştürücü de Ömer'i. Ömer sadece selam olsun gelmedi. Ama dönüştürücünü ben unuttuğum için ismini aldım. Zaten sen de gelmemiştin yani. O yüzden bunu da buraya koyalım. Logitech klavyeler. Gene bana ait. Bunları da alıyorum. Şöyle bir de notumuzu yazalım. Şöyle bir notum yazdım. Burada güzel bir not. Benden sonra da nasıl yapacak kişilere de böyle bir notumu bırakmış oldum. Neyse. O zaman bu şirketten de ayrılma zamanı.